Tayyip Bey'in oyu 50,5, Ekmel Bey'in oyu 40,2 ve Demirtaş'ın oyu da 9,2 olarak bulduk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 54,7, Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun 37,8, Demirtaş'ın da 9'larda bir oy alacağını söylemiştik. Araştırma şirketlerinin seçim anketlerinde rakamlar böyleydi. 10 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan %51,7, Ekmelettin İhsanoğlu %38,4, Selahattin Demirtaş %9,8 oranında oy aldı. Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Kamuoyu araştırma şirketlerine göre MHP'nin oylarının özellikle İç ve Doğu Anadolu'da Erdoğan'a gittiği belirlendi. Erdoğan İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da %17-18 bandında, Batı Anadolu'da da %12 bandında bir MHP'li oyunu Sayın Başbakan'dan yana kullandı. Ve Anadolu'daki MHP'liler de Tayyip Bey'e oy verdiler. Çünkü MHP yönetimi adayını anlatamadı MHP'li seçmene. Seçimde en büyük çıkışı Demirtaş yaptı. Bu konuda herkes hemfikir. Bu seçim sürecindeki söylemini hayata geçirebilirse geleceğin önemli bir siyasi lideridir. En çok tartışılan konu oy kullanma oranının düşük olmasıydı. 10 Ağustos'ta seçimin ikinci tura kalmamasının en büyük nedeni de buydu. Buyurun. 1,5 milyon MHP oyundan yarım milyonu oraya gitmese ve Ekmel Bey'e gitseydi veyahut da sandığa gelmeyen 2,5 milyon CHP'liden 1 milyonu sandığa gelseydi seçim ikinci tura kalacaktı. Uzmanlar AK Partili seçmenlerin rehavete kapılarak özellikle doğuda sandığa gitmediğini vurguluyor. Ancak asıl çarpıcı tespit CHP'li seçmenle ilgili. Özellikle CHP'li seçmenin sandığa motivasyonunun daha yüksek olduğunu gördük. İktidar Partisi seçmeninden katılım biraz daha az oldu.